Başladı. Ben tekrardan buraya gidip web kurum mağazasına geldim. Hatta buradan gideyim. Ayarlar. Buradan da uzantılar. Web kurum mağazasına gittim. Buradan da şunu tıklayıp Chrome'u ekle diyelim. Uzantıyı ekle dedim ve uzantı olarak da gelecektir. Evet, sinkronizasyonu aç dedim. Tabi bizden muhtemelen ne isteyecek? So, what if I told you all along America has had a mission statement, and not just a mission statement, but a method we are meant to use to achieve this mission, to execute the mission. It's true, and I can prove it to you, but first I need to tell you a story. The year is 1804, and Alexander Hamilton has just been shot by the sitting Vice President of the United States, by the way. Did you know that Aaron Burr was the sitting Vice President? Imagine any scenario today in which the sitting Vice President is like, I'm going to meet you at that park in New Jersey. Right? It's ridiculous. So Alexander Hamilton, he's on his deathbed. And of course, he's surrounded by his children and his wife, and everybody's sobbing. They can't believe it. And he has this little tiny toddler. It's all, the whole scenario is terrible. And of course, it makes complete sense that he would be surrounded by his family, by his loved ones. But what you may not realize is that there was someone else. Someone else who was so close to the Hamiltons that he drew near to them. Orada ilgilendilerden bakacaksınız. Bu işinize yarayacak. İşinizi görecek. İlgilendiği bulup and he's blunt, he's portly, one might say. Hamilton was very small. Ne yaptı? Hamilton maybe 5'6", very slight of build. Hamilton arrives in the United States with absolutely nothing. Of course, he was famously an orphan. This man had a landed estate, like the kind you name after your family. He came from incredible wealth. And his name was Gouverneur Morris. Yani bizim asıl amacımız burada tabii uzantı kurabilmek, değil mi? Uzantıların var olanlar, bunu tabii buradan kaldırırsam şimdi, otomatikten muhtemelen diğer tarafa da kalkacaktır. Güvenli mi? Tam %100 güvenli diyemezsin. Burada işte ChatGPT'nin ses kontrolünü de beraber yaptığı ChatGPT'yi direkt aktive edebilirsiniz. Yani eklenti olarak. Diğer türlü ChatGPT'ye girerken ne yapıyoruz? Yazıyoruz. ChatGPT işte hangi versiyonu kullanıyorsanız. Nasıl yani? Ne olabilir? ChatGPT'yi hiç kullandınız mı? Kullanma. Yani ne konu verirsen hepsini önüne sunuyor. Evet. Burada önemli olan promptları güzel ayarlar. Evet. Ne istiyoruz mesela? Yani ne arıyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Evet. Yemekler detayları. Yemekler detayları her şeyin olması. Tamam, yazalım. Şimdi soracak ama bize, düğün nerede gerçekleşecek? ChatGPT. Benzer, evet. Kebap tarifi vereceğim. Nerenin kebabı? Adana kebabı. Hadi yazalım. Kebap. Güncel veri çekiyor diye. Tarifi verir. Nasıl? Bir de kibar konuşuyorlar, değil mi? Yani genelde de zaten kibar cevap veriyor. Malzemeler. Adam, kıymanın mutlaka taze meziyetten. Evet. Ben
Ondan biliyorum işte ben. Efendim? Her şeyin gardı. Bunu istersen şimdi altına da bunu bir bunu haline getirir misin? Bundan her biri birer sunu alanı olacak şekilde ayırmış olduk. Burada tabi sadece metinsel. Bunun bu minisi, bunu satın alırsanız yanılmıyorsam aylık 20 dolardı. İster sunun resimsel resimlerini de bulup getirir size. Hazır bir sunu haline getirmiş olur. O tabi sunuyu başka yerde de hazırlayabilirsiniz. Başka yapay zeka uygulamaları var. Mesela Microsoft'un makineydi, korkuyor. Korkuyor. Tam öyleydi. Explorer'da zaten dövülü geliyor. Evet. Burada başka şeyler de. Mesela burada da bir sunu hazırlatmaya çalışalım. Bakalım hazırlayacak mı? Bir ödev olsun. Ödeviniz ne olsun? Siz nereliydiniz? Nereliydiniz? Tamam. Diyar Bakır Şehri için bir tanıtım slide'ı hazırlar mısın? Bakalım resim getiriyor mu burası? Ne yazık ki doğrudan resim ekleyemiyorum diyor. Çünkü İngilizce öğretilmesin yazılıyor. İngilizce mi karşılık veriyor? Evet. Bana yok. İngilizce öğretir misin? Bu ifadeler günlük konuşmada işlerinize yarayacak. Evet, evet. Tabii. Aşağı yukarı aynı. Bu ücretsiz ama bunun şeyi yok. Bir tane daha vardı bir dakika. Google'ın var hocam. Gemini diye bir şey olmasın. Google'ın evet. Gemin. Evet. Google'ınki de gemi. Muhtemelen buraya gelmişti. Gelmiş bakın. Gemini. Buraya ikide bir geliyor ya. Şey. Sohbete başlayalım. Niye gelmiyor? Evet, ne yapalım burada da? Fizik demiştiniz, konu ne? 9'da moment var mı? Ama şeyde kimyada moment konusunu saat Ben de
Bak bana cevap verdi. Hangi manada momentten bahsediyorsun dedi. Bak resimle getirdi görsel olarak. Evet. Ben bunu nereden aldım da gösterdi. Evet, gemini biraz daha sanki profesyonel gibi diğerlerine göre. Aslında bundan detay aldığınızda herhalde daha açıklayacak. Tabii tabii. Yani. Zaten bundan dolayı da artık yeni bir, nasıl diyeyim, ünvan türedi mi diyeyim artık. Yapay zeka mühendisi değil de prompt mühendisi diyelim. Adı altında bir aslında iş kolu oluşmaya başladı. Özellikle şeyler görürsünüz LinkedIn'da işte altına yazdım ben prompt mühendisiyim. Aslında ney orada? Kelimeleri güzel girebiliyor muyum? Olay yok. Doğru soru. Ben doğru soru bilme mühendisiyim diyor. Bu şey de var hocam, yeni dönemde var. Veri mühendisi. Ama o mühendisi yeni değil ya, veri mühendisi. Ama yeni yeni popüler. Bakın bu görselleri de getirdi. Bayağı, şimdi görsellerle zenginleştirdim. Görselleri de getirmiş oldum. O zaman biz buraya Diyarbakır'ı yaz dersek yazar mı? Bizim sorduk şimdi. Gidelim. Gidelim. Buraya yeni bir tane yeni sohbet deyip yapıştıralım. Diğeriyle bağlama kalmasın. Ya görüntü ver. Görüntü ver. Bakalım ne diyecek? Üzgünüm. Bunu oluşturamıyorum diyor. Ama zaten burada hazırladı. Kendinize yazabilirsiniz. Ama bunu yapanlar da var. Yani PowerPoint dosyası olarak da yazılımlar var. Ya da bir kod. Bir yazılım dilinde bir kod yazdırabilirsiniz. Mesela Python'da işte 4 işlemi yapacak bir kod hazırlar mısınız? Örnek veriyorum. Hani orada bir şeyler getiriyor vardı ya. Animasyon. İyi. Tamam anladım. Onun kodu ile ilgili burayı yazarsak yazar. Neydi onun adı? Arduino. Yeni sohbet diyelim. Arduino Uno R3 için LED yakan kodu yazar mısın? Burada önemli ayrıntılar. Hangi cihazı kullandığınız ve ne yapmak istediğiniz? Önce gerekli malzemeler, LED, ohm direnç, isteğe bağlı. C++'da kodu yazdı.
Netpin 13, 13. pini, setup, çıkış pin olduğunu belirledik. Sonra da burada netpin, yani yak. Burada tekrara gir, aslında bekle, bir saniye bekle. Burada LED'i söndür, low, düşük anlamında. Sonra yine bir saniye, burada ne yapmış olduk? Bir saniye LED yanacak, bekleyecek bir saniye, sonra tekrar bir saniye daha yanacak. Burada da delen dediği aslında bekliyor. Bundan ibaret. Burada 13. pine bir isim vardı. LED pin 13 diye. LED pin 13'ü çıkış pin olarak belirledim. Bu kadar. Sonra da kodun açıklamasında burada altta da yazdı aynı şey almış. Aldığı yerden Robotistan'dan almış. Bakalım Robotistan'da böyle bir şey mi varmış? Ha, buradan videodan çekmiş mi? Yok, buradan almış. Orada LED pin dememiş. Burada. Burada direkt pin kendisini yazmış. Aynı şey. Copy paste yapmamış yani. Kendi orada şey yapmış. Arduino onu R3'te bul. Bu kadar. Bizim bu hala çalışıyor değil mi abi?